Dostlarım, yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli ve çok manyak bir videoyla sizlerle beraberim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dostlarım, üzerinde çok farklı bir kıyafet var. Niye bu kıyafeti giydim biliyor musunuz? Çünkü bugün dostlarım, daha önce bir kez videomuza katılan ve Gaziantep'te yaşayan Türk kardeşimiz Emrullah'ın evine gireceğim ve onu kışkırtacağım. Ama tabii ki de normal bir şekilde girmeyeceğim. Bu şekilde gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hırsız maskemi taktım dostlarım. Bakın şu anda Emrullah sunucusuna girdim. Emrullah şu an ekranda görüyorsunuz. Emrullah bizim geçen hafta çektiğimiz hangisini tercih edersin videosunda konuk olmuştu. Emrullah hatırlarsanız kendisi Gaziantep'li dostlarım ve onun Minecraft sunucusunun IP adresini buldum. Eklentilerimi kurdum ve gizli bir şekilde, bakın ismim gözükmeden gizli bir şekilde şu anda Emrullah sunucusuna girdim ve Emrullah şu anda sunucuda. Bildiğim kadarıyla dostlarım Emrullah bu sunucuda survival oynuyor, tamam mı? Böyle biliyorum ben. Ve bugün ben dostlarım öyle garip şeyler hazırladım ki Emrullah evine bir hırsız gibi gireceğim ve onu yatağa bağlayacağım. Onu yatağa bağladıktan sonra ona var ya her şeyi yapacağım dostlarım. Manyak bir video sizleri bekliyor. Bu tarz videoların devamı için mutlaka videoya like bırakmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve ayrıca şunu da unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız görmüş olduğunuz gibi videomda isminiz ekranda çıkıyor. O yüzden sen de abone ol ve senin de ismin ekranda çıksın. Ve şunu hatırlatmak istiyorum dostlarım. Artık videolarımızı ilk göstereyim yok. Bu yüzden de 17-15'te videoları direktman İzlemek için, haber almak için abone ol butonun yanındaki bildirim zilini mutlaka açın. Bildirimlerinizi açın ki direktmen video yayınlandığında her gün 17-15'te video atıyoruz, haberiniz olsun. Abi şu anda Emrullah sunucusundayız dostlarım. Biraz heyecanlıyım tabii ki de. Yani uzun bir süredir böyle troll videosu çekmiyordum. Ufak bir heyecan var. Emrullah'ı bugün felaket trolleyeceğim. Manyak şeyler olacak ama önce bizim Emrullah'ın evini bulmamız gerekiyor dostlarım. Şu anda random bir yerde ben spawn oldum ve Emrullah'ın evi nerede bilmiyorum. Hızlı maskemi de taktım şu anda, bakın. Direkt maskemizi de taktık ama Emrullah'ın yerini bilmiyoruz. O yüzden Emrullah'ın yerini bulmam lazım benim. Onu da şöyle yapacağım dostlarım. Yani şu anda tüm el hareketi komutlarım çalışır diye düşünüyorum. Şöyle bir planım var. Bir dakika şuraya bir geleyim. Emrullah'ın evini bulmak için dostlarım direktman şuraya geleceğim. Abi direkt şuraya el hareketi yapacağım, bakın izleyin şimdi. El hareketi yapıyorum. Tamam, komple onu spam ettim. Şimdi bize bir tane şelter de lazım. Bir dakika şu ağacı hemen bir kırayım. Önce dostlarım direktman bir kompyona bir tane komut gireceğim. Emrullah'ın dostlarım koordinatını öğreneceğim bu komut sayesinde. Nerede olduğunu öğreneceğim. Yani şu anda bir eşyam olmadığı için yanımda ışınlanamam. Görünmez iksirim falan olsa yanımda ışınlanırdım ama öyle bir eşyam yok dostlarım. O yüzden direktman şimdi bakın crafting table'dan bir tane crafting table yap. Buradan hemen bir tane kazma yapıyorum. Kazma yaptıktan sonra buraya gelip bir tane taş kazacağım. Hatta birkaç tane yapalım elimizde fazla bulunsun. Abi şuraya şöyle geleceğim. Tam tersi, hop iki tane şalterimi yaptım. Güzel güzel güzel. Şimdi bakın direktman şu komutluğuna bir gireyim. Şimdi buraya dostlarım direkt Emrullah'ın koordinatını bulabileceğim bir tane komut yazacağım. Bakın bu komutu herkes bilmez ve bu komut herkese çalışmaz zaten. Ben bu komutu Bobby'den falan öğrendim. Bobby bana öğretti. Buraya scan alt tire player entity eşittir type ünlem player yazacağım. Bunu yazdıktan sonra dam diyeceğim. Bunu da yaptıktan sonra dostlarım buraya şalteri koyacağım ve şalteri çektiğim anda, aha bakın Emrullah'ın koordinatı çıktı bu arada. Tamam, Emrullah'ın nerede olduğunu koordinatını şu anda görüyorsunuz. Abi çok yakın ki buraya bu koordinat. Vallahi çok yakın. Bir dakika bu tarafa gideceğim. Tamamdır dostlarım. Emrullah Reis'in şu anda nerede olduğunu öğrendik. Bugün Emrullah var ya dostlarım, öyle bir gün yaşatacağım ki bugün hiçbir zaman unutmayacak. Şu anda bu arada bu koordinatı 108 67 6625'lik. Aha bulduk, evini bulduk. Dostlarım Emrullah'ın evini bulduk. Vallahi bulduk, dur. Vay anam babam, vay babam anam. Bir dakika çankı da açtım. Oğlum Emrullah'ın evine bakın. Dostlarım Emrullah kendine nasıl ev yapmış, şuraya baksanıza. Oha. Şuraya bakın. Resmen kendine malikane inşa etmiş. Demek ki Emrullah bu dünyada survival oynuyor. Emrullah bugün var ya gece rüyalarına gireceğim oğlum. Bugün var ya gece rüyalarına gireceğim abi. Bugün Emrullah gece rüyalarına girmezsem bana da dostlarım efsane abisi Borola demesinler. Çok güzel şeyler hazırladım sizin için. Emrullah'ın evi güzel. Yani dostlarım direktman aslında koordinat bize evin koordinatını ver. Demek ki Emrullah da evinin içinde. Çünkü bu Emrullah'ın koordinatı. Yani Emrullah evde. Şimdi bizim dostlarım bir şekilde eve gizlice girmemiz. Aa, Emrullah orada lan. Aa dostlarım Emrullah orada bakın. Vay şerefsiz, bir de üzerine elmas zırh giymiş. Ne yapıyor bu? Aa bak ineklerini besliyor dostlarım, ineklerini çiftleştiriyor. Bildiğiniz dostlarım aslında Emrullah bu dünyada survival oynuyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt ineklerini çiftleştiriyor. Emrullah bakın siz ya, bayağı üzerinde elmas zırhını giymiş. Elinde kalkanı var, bayağı bildiğiniz burada survival oynuyor. Şimdi bakın Emrullah aslında evden çıkması güzel oldu. Ya benim ama şu an türlü eşyalarım dostlarım, direkt envanterim almam lazım. Onun için el hareketi yapmam lazım, sandık spamlamam lazım. Emrullah'a gitmesini beklememiz lazım. Emrullah şu anda bahçede. Acaba ne yapsam? Biraz izleyelim bakalım ne yapacak, bir onu görelim. Ona göre dostlarım direkt hareket edeceğim. Emrullah şu anda koyunlarını koyunların direktman çiftleştiriyor. Aha dışarıya çıkıyor. Bu bizim için güzel haber dostlarım. Çünkü Emrullah'ın evine girmem lazım troll yapmam için. Vallahi bak dışarıya çıkıyor. Tamam gidiyor abi, gidiyor mu? Gidiyor, tamam Emrullah gitti. Abi bu harika haber, bir dakika. Emrullah gitti dostlarım, yani tanıyamaz. Bakın ismim gözükmüyor sunucuda ve ayrıca maske taktım. Benim hayatta Borol olduğumu anlayamaz. Abi direkt şuraya gel. Direkt şuraya gel. Bakın dostlarım şimdi özel tuşuma basacağım ve direkt ben buraya bir sandık düşüreceğim. Ve bu sandığın içerisinde troll eşyalarım var. Her zamanki aslında yaptığım taktiği yine yapacağım. Tamam sandığım düştü. Şimdi
gelelim fosilinin faydalarına. Abi umarım Emrullah geri dönmez. O yüzden kendimi şöyle göstermeden şuradan sandığı açayım. Dostlarım bakın burada birbirinden farklı ve garip eşyalarım var. Bu sefer dostlarım daha önce bolca trollerde kullandığım eşyaları kullanmamaya çalışacağım. Amacımız bakın ana amacımız şu olacak. Emrullah'ın uyumasını bekleyeceğiz. Emrullah yatağına yattıktan sonra, gerçi aslında kendi yatağına yatmayacak. Yani umarım planlarım arasında bu var, benim yatağıma yatacak. Bakın burada dostlarım tuzaklı bir yatak var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ben Emrullah'ın yatak odasına gireceğim ve direktman yatağını değiştireceğim. Ve eğer Emrullah bu yatağa yatarsa ben bir tane tuşa bastığım anda Emrullah yatağa bağlanıyor dostlarım. Ve ben direkt yatakla beraber Emrullah'ı alıp dışarıya çıkaracağım. Bir ona dostlarım bir sürü böyle değişik kışkırtma yapacağım. Tuzaklı yataklarımız var. Bu yatakları mutlaka Emrullah'ın yatak odasına yerleştirmemiz gerekiyor. Burada yumurtalarım var. Bu yumurtaların ne işe yaradığını sonra göreceksiniz. Burada bir çakmam var. Burada ne direklerim var. Burada dostlarım sümük toplarım var. Bakın bunu Emrullah'ın suratına attığımız zaman Emrullah'ın suratı böyle sümük de olacak. Çok efsane olacak. Burada dostlarım kör gözlüğü var. Bu gözlüğü taktığınız zaman kör oluyorsunuz, bir şey göremiyorsunuz ve kafanızdan çıkmıyor. Ben tuşa basmadığım sürece. Burada titreten taser var. Bu taserle mesela taser'ı biliyordunuz, bunu biraz geliştirdik taser silahını. Direktman birine bu silahı sıktığım zaman dostlarım adam titremeye başlıyor ve yere düşüyor, kalkamıyor bir süre. Burada da güvenlik kameralarımız ve güvenlik kameralarımızı izleyebileceğimiz monitörümüz var. Şimdi bunları direkt alıyorum abi, hızlı olmam lazım. Alacağım. Emrullah anlamasını şu anda da bir kıralım. Abi şu anda Emrullah da evde yokken inşallah beni görmüyordur. Görürse çünkü baştan patlarım abi. Mantıken şu an bir sabah saatindeyiz. Emrullah dışarıya gitmiştir diye düşünüyorum. Abi direkt eve girmem lazım. Tamam, hızlı bir şekilde eve gireceğim dostlarım. Şöyle gizli bir şekilde hırsız olarak hırsız taklidi yaparak eve girmeyi... Ne oluyor lan? Ağır yapmış dostlarım evin önünü. Evi de bayağı iyi ama bak. Onun üzerinden yorumlarda puanlayın. Evi gerçekten bayağı iyi. Evinde zombi var. Mal Emrullah. Evinde zombi var. Tamam abi şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika, burada güvenlik kameraları var. Bakın Emrullah'ın kendi güvenlik kameraları da var dostlarım. Bunları kırmam lazım bir dakika. Bunların yerine ben kendi güvenlik kameralarımı koyayım. Direkt bana izleyebileyim Emrullah. Mantıklı. Şunu kır abi. Ne zaman kırılacak? Bu hadi hadi hadi. Acele etmemiz lazım. Hadi oğlum hadi oğlum. Kırıl lan. Bak kırılsana lan. Dostlarım bu kırılmıyor. Niye kırılmıyor oğlum bu? Bu adam bunları neyden yapmış? Acaba daha iyi bir kazma yapsam kırabilir miyim? Vallahi dostlarım güvenlik kameralarını kıramıyorum. Şuraya baksanıza. Tam sıkıntı yok dostlarım. Güvenlik kameralarını kıramıyorsak şöyle yapacağım. Ben kendi güvenlik kameralarımı koyacağım abi. Tamam. Bir tanesini buraya koydum bakın. Direktman Emrullah'ı buradan izleyebilirim. Eve girelim. Bahçede bir şey yok. Zombi bey merhaba. Zombi bey bak beni serbest bırakın. Bak benim sizinle işim yok ya. Emrullah şu mobları da kapı dünyandı be kardeşim. Abi evi ne güzel herifin, şuraya bakın ya. Manyak ev yapmamış mı dostlarım Emrullah? Emrullah'ın evi bayağı güzel. Şuraya baksanıza. Oy! Ölürüm Türkiye'm. Türk bayrağı da koymuş bakın. Vay anam babam vay be. Dostlarım biz bu evi bence taşıyıp kendi dünyamıza götürelim. Manyak bir ev yapmış oğlum. Bu nasıl bir güzel bir ev? Çok iyi. Abi bir dakika bak burada da güvenlik kamerası var. Abi Emrullah'ın güvenlik kameraları sıkıntı dostlarım. Ben kendi güvenlik kameramı şuraya koyacağım. Tamam bunu da koydum. Biraz evi gezmek istiyorum. Şu kapıyı kapatalım da geldiğimizi anlamasın. Şu an iki güvenlik kameramı koydum. Burada güzel yemek hazırlamış. Herhalde dostlarım ailesiyle yemek yiyecek. Emrullah tek yaşıyor diye biliyorum evinde. Başka biri yok diye biliyorum ki bu ev mükemmel yani. Emrullah gerçekten tek başına mükemmel bir ev yapmış. Bakalım burada bir tane daha güvenlik kamerası gördüm. Ben de kendi güvenlik kameramı şuraya koyayım abi. Bunu da bakalım nasıl gözüküyor. Aa bak bu göstermiyor tamam. Bu dostlarım göstermiyor. Bunu da koyalım. Bundan çıkalım. Tamam 4 dörtünü göstermiyor. Bir dakika bunlar sıkıntı dostlarım. Bunlar göstermiyor. Vallahi bunlar göstermiyor. Dur. Ne yapacağız? O zaman bir tane buraya koyacağım. Tamam. Evin her yerinde dostlarım güvenlik kamerası koydum. Emrullah var ya içeri girerse kesin fark eder bunları. Üçüncüyü tamam direktman buradan görebiliyoruz. Okey bu da hazır. Onun dışında ne yapalım? Evi biraz gezelim bak. Burada salonu var Emrullah Bey'in. Türk bayrağını güzelce koymuş buraya. Evinde şu an hırsız var Emrullah Reis. Evinde hırsız var. Vallahi evinde hırsız var. Oğlum adam arka bahçe bile yapmış lan. Bu ne böyle? Adamın arka bahçesi bile var dostlarım. Efsane gözüküyor. Vallahi on numara ev yapmış. Benim hayatımda gördüğüm en iyi evlerden bir tanesi olabilir. Aa mutfağını da gezsek bir yukarı kata çıkalım bakalım. Yukarı katta ne var? Ooo Emrullah Paşa'nın dostlarım burada zırhları var. Vallahi zırhları var. Dur şu zırhları giyeceğim. Bir tanesini yok lan giymeyeyim dur. Giymeyeyim ama envanterimi alacağım dostlarım. Zırhlarını direkt çalıyorum Emrullah. Bunu da al. Bunları da direkt alacağım şimdi envanterime. Tüm zırhlarını çalıyorum dostlarım Emrullah. Bunu da aldım. Şunları çıkar üzerinden. Aynen. Emrullah eve bir gelecek. Aa zırhlarım yok. Keşke Emrullah sadece zırhların gitse kardeşim. Bugün var ya senin her şeyini alacağım. Altına sıçacaksın korkudan. Şimdi abi bak ana amacımızı unutmayalım. Bir dakika burada da güvenlik kamerası var. Ben kendi güvenlik kameramı da şuraya koyayım. Tamam bu da dördüncü güvenlik kameram. Tamamdır. Kendi güvenlik kameramı da buraya koydum. Şimdi dostlarım benim Emrullah'ın yatak odasını bulmam lazım. Çünkü ben dediğim gibi bakın bu tuzaklı yatakları Emrullah'ın yatağıyla değiştireceğim. Bunu yapmazsak hayalindeki trolü yapamam. Tamam mı? O yüzden bir dakika burada bir yatak odası var. Herhalde burası. Burada bir tane switch var, televizyon var. Güzel bir bilgisayar kurmuş kendine. Burada bir güzel bir maske var. Tamam. Burası olabilir Emrullah odası. Kapıyı kapatalım. Bir bakacağım tüm odalara. Burada ne var abi? Burada bir tane kiler gibi bir oda var. Sandıklar var, meyveler var. Bol bol meyve yediğini buradan anlıyoruz dostlarım Emrullah'ın. Emrullah Gaziantep'li bir kardeşimiz ve bayağı bol bol meyve yiyor. Buradan onu anlayabilirsiniz. Adam Emrullah bira içiyor. Dostlarım Emrullah bira içiyor. Bu bira fıçısı. Vallahi bira fıçısı. Ulan Emrullah. Ulan Emrullah. Tamam abi buradan da çıkıyorum. Abi bak bu odaya baktık. Bir tane yatak odası var. Büyük ihtimalle o Emrullah'ın. Hayır abi burada da bir yatak odası var. Hangisi Emrullah'ın oğlum? Burada da bir yatak odası var. Bir dakika burada başka şurada ne var abi? Bu oda neyin odası?
Bu oda abi tuvalet. Abi hangisi şimdi Emrullah yatak odası? Onu bulmamız lazım dostlarım. Bu mu yoksa bu mu? Yani mantıken bence o oyun odası gibi bir şey dostlarım. Burada böyle bilgisayarı falan var. Burada büyük ihtimalle oyun oynuyor. O yüzden burası olduğunu düşünmüyorum. Bence burası, risk alalım. Bence yatak odası burası Emrullah'ın. Çünkü bakın burada elmas kılıcını koymuş başının ucuna. Mantıken buraya elmas kılıcını koyduysa demek ki burada yatıp kalkıyor. Tamam. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Yataklar farklı. Bendeki yataklar kırmızı, buradaki yataklar siyah. Emrullah buraya geldiği zaman yatağının farklı olduğunu anlayabilir ve buradaki yatakta uyumayabilir. İşte bizim bir şekilde Emrullah benim koyacağım yataklara yatmasını ikna etmemiz lazım. Bak kendi yataklarımı buraya koydum dostlarım. Bunlar tuzaklı yatak. Emrullah bu yatağa yattığı zaman ve ben de özel tuşuma bastığım zaman Emrullah yatağa bağlanacak ve efsane olacak abi. Ama inşallah bu yatağa yatar abi. En önemlisi şu an o. Tamam, bunu da yaptık. Kameralarımızı da koyduk. Şimdi Emrullah ne zaman gelecek acaba? Acaba Emrullah ne zaman gelecek dostlarım? Şu anda önemli olan soru o. Emrullah şuradan bir yere gitti. Koyunlarına ve ineklerini biraz buğdaya verdikten sonra ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu meçhul. Aklıma bir şey geliyor aslında şu an ama. Acaba direkt havayı akşam yapsam şu anda. Komut bloğu sayesinde. Havayı akşam yapsam mantıken akşam olduğuma etrafta zombiler çıkıyor. Ve Emrullah eve dönebilir. Mantıklı. Bence öyle yapalım dostlarım. Ben direkt havayı akşam yapayım. Komut bloğu sayesinde. Bir dakika şuraya gel abi. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Şuraya bir el hareketi yapacağım. Abi direkt şuraya el hareketini yap bir dakika. Komplo spam oldu tamam. Abi direkt buraya time set night yazacağım tamam mı? Bunu yaptığım zaman bir dakika şunu kapat. Done dedim. Abi direkt buraya şalteri koyuyorum ve şalteri çektiğim zaman akşam olacak ve bence akşam olursa Emrullah evine geri döner ve trolümüze başlayabiliriz. Abi çekiyorum. 3 2 1 çektim. Tamam gece oldu. Tamam akşamüstü oldu dostlarım. Emrullah neredesin? Emrullah evine hırsız girdi koçum benim. Emrullah baba neredesin? Emrullah baba. Tamam dostlarım şu anda gece oluyor bakın. Direkt havayı gece yaptım. Yani Emrullah'ın buraya gelmesi lazım. Bir dakika şu komplonu bir yok edeceğim. Bekleyin. Sıkıntı yaratmasın bile. Şunu bir yok edeyim. Abi direkt şunu yok edeyim. Bir dakika şunu yok edeyim dostlarım. Dikkat çekmesin direkt. Eğer şey gelirse Emrullah gelirse komplonu görür ve sıkıntı olabilir. Şimdi yapmamız gereken tek şey Emrullah'ı beklemek olacak. Burada dostlarım gizlenerek Emrullah'ı bekleyeceğim ve eğer Emrullah'ı görürsek direktman evin içine gireceğim ve Emrullah'ı korkutacağım. Emrullah gece olduğunda uyuduğunda da onu bağlayacağım ve bağladıktan sonra işkence başlayacak. Geliyor dostum geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Yeminle geliyor. Yeminle geliyor. Yeminle geliyor. Dur geliyor. Emrullah geliyor. Allah'ım sonunda geldi ya. Oğlum sen hiç eve uğramaz mısın? Bana Emrullah niye eve gelmiyorsun? Aa bakın zombilerle savaşıyor. Ulan Emrullah elmaslık giymişsin. 5 tane zombiyi öldüremiyorsun lan. Hadi lan Emrullah. Abi tamam Emrullah evine geliyor dostlarım. Troll başlıyor videoya. Beğeni rekoru istiyorum sizden. 60 bin beğeni attım bu videoya. Emrullah Gazi Antepli Emrullah. Bir de Emrullah sesli konuşabiliyor dostlarım. Sesli komut özelliği onun sunucusunda da var. Böyle korkunç sesler çıkartmayı düşünüyorum birazdan. Yapacağım böyle bakalım ne tepki verecek. Tipsiz herif evine gel bakalım. Evine gel Emrullah. Dostlarım Emrullah evine giriyor tamam. Abi şimdi direktman kameraya geçiyorum. Abi direkt bak içeriye giriyor şu an. İki aç. Hoş geldin Emrullah'cım evine. Abi umarım kameraları fark etmez dostlarım. Çünkü kendi kameralarını kıramadım. Yanıma kendi kameralarımı farklı kameralar koydum. Umarım bunları fark etmez. Bir dakika yere sandık koyuyor şu an. Bakalım dostlarım fark edecek mi? Şu anda evde farklılıklar var. Mesela üst katta elmas zırhlarını çaldım Emrullah'ım. Onun dışında kendi kameraların dışında benim koyduğum kameralar da etrafta var. Bunları fark ederse akıllı biridir. Fark etmiyorsa tam bir maldır dostlarım. Bak sandık koydu oraya. Şimdi ne yapacak? Bak geri dostlarım fırınlar koyuyor. Herhalde madene falan gitti bu. O yüzden bayağıdır da yoktu. Bilmiyorum madene gitmiş de olabilir. Başka bir şey de yapmış olabilir. Şu an bakın yere bir sürü fırın koydu. Emrullah'ın evi harbiden güzel ama. Normalde evini de patlatacaktım ama o trolü yapmayacağım dostlarım. Evi güzel çünkü patlatmayalım ayıp olmasın. Tamam şu anda şey yapıyor. Bakın fırına dostlarım bir şeyler koyuyor. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bekleyin. Sessiz komut özelliğimi çalıştıracağım. Korkunç sesler çıkaracağım. Tamam bak sadece sessiz ol. Şu an dışarıda bakın şurada bir yerde olması lazım. Orada mı? Aa bakın orada. Sessiz komut özelliğimi çalıştıracağım ve direktman korkunç sesler çıkaracağım. Abi tamam direkt tuşa basıyorum. İzleyin dostlarımız. Korkutacağım şimdi bak. İzleyin. Ne oluyor lan? Korktu dostlar. Korktu vallahi korktu dur. Geliyor korktu. Korktu vallahi korktu dur. Duydu dostlarım. Duydu. Bak ne oluyor lan dedi. Duydunuz değil mi? Nerede bu? Bir dakika nerede bu? Yukarı çıktı mı? Nereye kaçtı oğlum bu gerizekalı? Aa dostlarım yukarı çıkmış. Lan görecek miyim yukarı çıkmış. Abi dur bekle şuraya geç dostlarım mor yatağına yatar bakın şu yatağa yatması lazım. Tek istediğim şey şu anda Emrullah'ın şuradaki şu yatağa yatması. Şu an ne yapıyor bu? Odaları mı geziyor acaba? Evet etrafa bakıyor bakın dostlarım eve bakıyor. Bir dakika yatak odasına geliyor. Abi şu yatağı fark etmemesi lazım bakın. Şu yatağı fark ederse dostlarım. Vallahi dur fark etmedi. Vallahi mala bakın dostlarım yatağını değiştirdim fark etmedi. Aha! Ulan Emrullah ne adamsın lan. Dostlarım yatağı fark etmedi tamam. Yatağı fark etmedi. Balkona geliyor. Lan. Konuştu. Gördü lan beni gördü vallahi dostum beni gördü dostlarım gördü beni galiba. Duydunuz mu orada lan gibi bir şey söyledi. Abi vallahi gördü beni yok geliyor dostlarım gördü beni bu.
Ananı vurdum, dur geliyor. Kim var lan orada? Elirek yukarı. Sucuma nasıl girdin lan? Yukarı dostlarım. Oğlum sen. Adam gördü bizi, vallahi bizi gördü, dur. Dur gördü. Dur balkona kaç, balkona kaç. Orada son anda beni gördü bak. Şu balkon kapısını açtığını hissettiğim anda direktman dostlarım atladım balkondan ama gördü galiba beni. Abi nereye kaçayım, en güvenli yer neresi, tuvalet. Tuvalete kaçıyorum abi. Tuvalet. Tam tuvalete kaçtım. Abi beni gördü bir şekilde, o Emrullah dostlarım yatağa yatırmamız lazım. Yatağa bir şekilde yatması lazım. Şu anda onun nerede olduğunu görebilir miyim? Buradan göremiyorum. Burada da yok. Nerede oğlum bu herif? Bu nereye gitti oğlum? Abi umarım beni görmemiştir. Dostlarım umarım beni görmemiştir ama tamam. Sesli kumru düzelliğim çalışıyor. Bir ses yaptım, nasıl çıldırdım. Vallahi kafayı yedi. Abi şu an büyük ihtimalle arka bahçenin orada falan. En son arka bahçe doğru gidiyordu. Bir de bana sen kimsin, Romain falan mısın oğlum diyor. Şu an beni göremiyor dostlarım sunucusuna. Girdiğimi göremiyor. Gizledim kendimi ve bu yüzden de hiçbir şekilde belli olmuyorum. Abi şu an beklememiz lazım. Eve girmesi lazım ve eve girdikten sonra onu bir şekilde yatağa yattırmam lazım abi. Bir şekilde Emrullah'ın yatağa yatması gerekiyor dostlarım. Yatağa yatmazsa bu iş olmaz. Dur geldi eve girdi. Eve girdi dostlarım, eve girdi. Lan mal Emrullah, zırhlarını o kadar çaldım, yatağını değiştirdim, hiçbir şey anlamadın mı ya? Hala evine etrafına bakıyorsun ya, üst kata çıkıyordur. Aa dostlarım bakın üst katta şu anda. Aa zırhlarını fark etti bak. Bak zırhlarını fark etti, bak çıldırıyor. Dostlarım çıldırıyor vallahi, bak zırhlarını fark etti. Kim yaptı oğlum bunu? Kim yaptı oğlum bunu diyor. Ecerin yaptı Emrullah kardeşim. Ecerin yaptı. Canımın içi Ecerin yaptı. Ecerin yaptı Emrullah kardeş. Ecerin yaptı kral. Abi ben buna acaba yazı yazsam diyeceğim de, yazı yazarsam ismim belli olur. Bir dakika bak, o yazı yazdı dostlarım, bak Emrullah yazı yazdı. Sunucumdaki kişi kimsin yazıyor. Aynen şu an sana cevap vereceğim Emrullah. Vallahi içeriye girerse, bu tuvalete gelirse direkt patlarız. Şu an tuvaletteyim ben. Tuvalete girmemesi lazım dostlarım. Sunucumdaki kişi kimsin yazdı bakın sohbete. La sen biliyor musun ne kadar uğraştım ben o zırhlar için, terbiyesiz adam. Zırhlarını çaldım ya dostlarım bak. Zırhlara uğraştığını falan söylüyor. Ya abi sıkıntı yok Emrullah, geri veririz kardeşim. Zırhlarım bizim emanetimiz. Sıkıntı yok. Sen rahatta kal bakın orada. Seni bulacağım oğlum, dur hele bir sabah olsun bekle sen. Oğlum bu kadar manyak olamaz. Bak zırhlarını bir de aynı zırh askısına mı koyuyor? E mal Emrullah, yine onları çalacağım ya oğlum. Sen hasta mısın lan? Bakın zırhlarını dostlarım zırh askısına koyuyor yine. Oğlum adamda hiç akıllanma da yok. Daha demin o zırhları çaldım ya oradan Emrullah. Dur bakayım. Yatak odasına gidiyor büyük ihtimalle. Dur bak, yatak odasına mı gidiyor? Göremiyorum ki. Evet dostlarım, yatak odasına girdi. Dur, yatak odasına girdi. Vallahi yatak odasına girdi. Dur zırhını da çal, şunları da çal. Tamam dostlarım, bunları da çaldım. Bir dakika, yatak odasına girdi. Ne yapıyorsun? Lan yatağım. Yatağını fark etti. Yatağını değiştiğini fark etti. Niye uyuyamıyorum ben? Kesin biri var abi. Şu an uyuyamaz dostlarım yatağa yatsa bile. Yatağa yattığımı bilmiyorum ama yatağa yatarsa direkt tuşa basacağım ve onu yatağa bağlayacağım. Bakın tuzak. Yatağa yattı büyük ihtimalle. Yatağa yattı. Yatağa yattı. Bastım. Aha! Yatağa dostlarım, Emrullah yatağa bağladım. Abi dur yatağa dostlarım, yatağa direkt bağladım. Yatağa bağladım. Neredesin lan? Lan sen kimsin lan? Çöz beni lan. Şimdi sesimi direkt değiştireceğim dostlarım, bir ona kalın bir sesle konuşacağım. Ne desem acaba, dur bakayım. Sakin ol. Seninle sadece biraz oyun oynayacağım. Ya ben ne günah işledim ya. Ne isteyeceğim benden, Allah Allah. Dostlarım çıldı. Altına sıçtığına eminim şu anda. Vallahi altına sıçtığına eminim. Tamam cevap vermeyeceğim dostlarım, direkt yatağa kuruyorum, hazır mısınız? Bakın şimdi. Emrullah şu anda yatağa bağladım da, yatağa bağladığım için bakın benim de kim olduğumu da anlayamıyor. Maskem var. Direkt yatağa bağladığım için Emrullah dostlarım tuzaklı yatağa. Direkt Emrullah envanterimi alabilirim. İzleyin bakın şimdi. Çat! Emrullah kırdım ve envanterimi aldım. Let's go. Şimdi direkt dostlarım amacımda kafamda şöyle bir plan var. Direkt Emrullah'ı bir ağaca bağlayacağım. Ve ağaca bağladıktan sonra dostlarım Emrullah yapmadığımı bırakmayacağım. Ama önce Emrullah'ı bağlayacak güzel bir ağaç bulmam lazım. Bir dakika bir dışarıya çıkayım. Şu an Emrullah envanterimde. Var ya şu an, var ya altına yapmıyorsa, ne oldu lan demiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Dur bakayım. Hangi ağaca bağlasak Emrullah? Bak bu ağaç mantıklı dostlarım, tamam. Tavuklar boş, bırakın burayı. Defolun buradan. Tamam burası mantıklı. Dostlarım ben Emrullah'ı bir ağaca bağlayayım, sonra hemen sizlerleyim. Evet dostlarım şu an Emrullah'ı ağaca bağladım. Emrullah şu an gerçekten çok mutlu gözüküyor, bakın suratı böyle. Kardeşim benden ne istiyorsun? Ben ne yaptım sana? Beni bırak, ne istersen veririm. Çok iyi ya, sesim mükemmel. Şimdi ben de sana dostlarım, ben konuşacağım. Patrona bulaşmayacaktın. Ben onun adamıyım. Sende alacağı intikam acı olacak. Patron ne alaka kardeşim? Ne yapmışım ben patrona? Dostlarım patronu salladım. En son patronu kavga ediyordu ya. O yüzden patron falan dedim ama doğru söyle, bir şey yapmadı. Tamam o zaman şimdi bir şey söylemiyorum dostlarım ve Emrullah'a kışkırtmaya başlıyoruz. Elime yumurtalarımı aldım. Hazır mısın? Bu da başlangıç. Başlayalım dostlarım. Şimdi bak yumurtaları kafasına atacağım. Ya bunlar normal yumurta değil. Bunlar özel yumurta. Bakın ne olacak şimdi Emrullah. 3, 2, 1. Emrullah. Şu bir Emrullah. Bam.
Al kardeşim, ne yapıyorsun? Şu iki. Ah kafam. Şu üç. Ne olur dur. Şu dört. Kafana kafana yiyeceksin Emrullah. Kafana kafana yiyeceksin. Ah dostlarım bakın. Yumurtalar Emrullah'ın kafasında patlıyor bak. Bum. Her yerim sapsarı oldu. Kes sesini. Yoksa kafana yumruğu yersin ha. Dostum yum. Yapma ne olur. Kardeşim yapma ne olur. Ne istersen veririm sana. Sus lan Emrullah. Sus lan Emrullah. Şu an beni duyamıyor dostum. Sadece sesimi tuşa bastığında duyabiliyor. Bakın şu an fır kafasına yumurtaları atıyorum. Tavuklar mamuklar spawn oluyor. Ve Emrullah kafası sapsarı oluyor. Dur bu yetmez Emrullah kardeş. Bu yetmez. Hırsız burada iş başında adamım. Hırsız burada iş başında. Bu yetmez dostlarım. Bu daha başlangıç. Kafam acıyor artık. Ah diyor ya. Bakın dostlarım full kafasını sapsarı yaptım. Kafam. Ya ben sus. Kafana kafana yiyeceksin bunları. Çeneni kapa. Çeneni kapa. Kafam acıyor artık. Bunu hepsi yapış. Kardeşim yapma. Bıraksana ne yapıyorsun? Bak pişman olursun. Pişman olurum. Vay özgüvene bakın. Emrullah'ın dostlarım kafası sapsarı oldu yumurtadan. Şu an var ya aklıma bir şey geliyor kötü ama onu burada söylemeyeceğim dostlarım. Yorumlara lütfen yazın aklınıza gelen şeyi. Sanki Emrullah'ın suratına bir şey fışkırmış gibi gözüküyor. Ama onun burada ne olduğunu söylersem ayıp etmiş olurum. Bu daha başlangıç Emrullah. Daha yeni başlayacağız. Ve sana bir soru soracağım. Biraz sümük ister misin? Ne sümüğün kardeşim? Hayır sümük falan istemiyorum ne olur. Zaten önce başka bir işimiz var. Tamam dostlarım şimdi bakın. Birazdan Emrullah'ın kafasına sümük topları atacağım. Ve Emrullah'ın her yumurtanın üzerine sümük olacak. İyice boka saracak Emrullah. Amacı dostlarım kafaların bir tane kışkırtma videosu vardı. Bu videoyu oradan esinlendim. O yüzden direktman şöyle bir şey yapacağım. Bekleyin. Direktman dostlarım buraya bir daire oluşturacağım direkten. Ve ağacı dostlarım direkt alevlerle kaplayacağım. Yani sanki böyle mahşer dairesinde gibi hissedecek kendini Emrullah. O yüzden bakın bu nedirekleri de bu yüzden toplamıştım. Hatta kafaların o videosunun bir fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz. Kafalar dostlarım böyle direktman böyle bir daire yapıyorlardı alevden. Ve o daireye dostlarım direktman Atakan Özgürt'ü onun böyle ortasına koyuyorlardı. Komik bir video yani. O yüzden ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Şimdi bakın buraya direktman ağacı dostlarım daireyi alıyorum böyle bakın. Direkt şu şekilde. Ya tavuk çık şuradan be, çık şuradan. İki eğlence şurada çık ya. Emrullah şu anda dostlarım ne olacağını merakla bekliyor. Çok merakla beklediğini düşünüyorum. Bakın şimdi buraya bunları koydum. Abi şimdi bu alevleri yakıyorum. Bermuda şeytan dairesine hoş geldin. Bermuda şeytan dairesine hoş geldin. Emrullah Reis. Bermuda şeytan üçgenine hoş geldin dostlarım. Bakın şu anda altına yaptığına eminim. Altına yaptığına şu an gerçekten eminim. Dur bakayım. Nasıl buldun Emrullah? Ya kardeşim buralar nere? Ben sıcaktan nefret ederim. Şimdi sana birazcık sümük lazım o zaman Emrullah. Ne sümük kardeşim? İstemiyorum sümük filan. Tümörk. Dostlarım sümük bombaları benim alırım. Hazır mısınız? Bakın sümük topu atacak sümük arasına. Ne? Sümük topu lan mal Emrullah ne olacak? Hazır mıyız? Hazırız bence hazırız. 3, 2... Bir, pop! Kardeşim bak. Lan bu nereye gitti? Yok oldu lan bu. Emrullah nereye girdi? Dostlarım Emrullah nereye girdi? Emrullah, pum. Bakın dostlarım sümük bombası. Şu anda Emrullah'ın çiftliği ihtimalle her sümük olacak. Ne istersen verebilirim. Ne kadar ayırtmaz istiyorsan, ne kadar netherite istiyorsan verebilirim. Sus ulan Emrullah! Kardeşim, sen ne belalı bir adam çıktın. Bırak artık beni. Şu an var ya her ülkesi sümük oldu dostlarım valla bak. Her ülkesi sümük oldu. Yemin ediyorum her ülkesi sümük oldu. Bütün sümük bombalarını şu anda Emrullah'a atacağım. Hepsini atacağım dostlarım ve başımıza neler gelecek bunu göreceksiniz. Büyük ihtimalle Emrullah'ı oradan çıkarttığım zaman yemişin olacak abi. Yemişin. Attın hepsini. Ya Allah belanı versin be kardeşim. Sen ne manyaklardan anlamaz bir adamsın ya. Sana bir şans vereceğim Emrullah. Seni çözeceğim ve eğer beni yakalamayı başarırsan sana kim olduğumu söyleyeceğim. Tamam kardeşim. Hadi deneyelim lütfen. Bana bir şans ver. Tamam dostlarım şimdi Emrullah çözeceğim tamam bakın. Ona şey dedim beni yakalarsan sana kim olduğumu söyleyeceğim dedim. Kaçmaya başlayacağım arkamdan beni kesip kovalayacak. Ve onu direktman dostlarım titreten teyzele sıkacağım. Hazır mıyız tamam şu gözlüğü de alayım bekleyin şu kör gözlüğünü de alacağım. Hazır mıyız bakın şimdi 3 çözüyorum Emrullah 2 1 çözdüm. Şimdi elimden kaçamazsın. Gel bakalım gel kim kimden kaçamıyor gel. Emrullah vız Emrullah. Lan ne oluyor bana? Titriyorum. Titrettin beni titrettin. Emrullah sümükle Emrullah. Dostlarım Emrullah suratı gözükmüyor sümükten.
Emrullah sakin ol. Geçecek etkisi birazdan. Biraz ayarı düşecek dostlarım. Az bir süre kalacak. Geri düşecek. Bekleyelim bir 10 saniye sonra falan. Hadi geri düşer diye düşünüyorum. Bekliyorum ben şu anda. Ben hareket edemiyorum. 3, 2, 1. Yardım edin. Bam, yere düştü. Emrullah baba titremekte. Titrettin beni, titrettin. Titrettin beni Emrullah. Şimdi dostlarım bakın bu kör gözlüğünü takacağım Emrullah. Bir hareket edemiyorum. Emrullah kör gözlüğünü takarsa göremez ya dostum. Hiç çıkartamaz o gözlüğü. Emrullah iyisin iyisin, bir şeyin yok. Hareket edemiyorum. Birazdan geçecek Emrullah'cığım, sakin ol. Birazdan geçecek, şu an beni duyamıyor bu arada. Birazdan geçecek Emrullah. Birazdan geçecek, birazdan geçecek, birazdan geçecek. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. 3, 2, 1. Ne yaptın bana? Düzelmedi ya. Hadi ya Emrullah kalk artık ya. Kalk ulan Emrullah. Titriyor yazık ya. Bir şey olmaz dostlarım, 2 dakika titresin ne olacak? Ben de Emrullah buradan teamwork yapayım. Emrullah, 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 Emrullah. Oh oh Emrullah. Emrullah'ın şu an kalkmasını bekliyorum dostlarım. Kalkınca ona bir şey söyleyeceğim. Emrullah dur. Sana bir teklifim var. Yani aslında şu anda trolün sonuna geldik. Eğer bu kör gözlüğünü takarsan maskem açılacak ve benim kim olduğumu öğreneceksin. Tak bakalım. Allah Allah, sana nasıl güveneceğim ben? Takarsan görürsün. Haydi o gözlüğü tak ve benim kim olduğumu öğren Emrullah. Allah Allah, sana nasıl güveneceğim ben? Lan dedik ya işte, güven. Göreceksin. Tamam. Takacak, takacak, taktı. Lan kamera ne verdin? Ben göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Her yer kapkara. Dostum şu Emrullah göremiyor. Şu an Emrullah hiçbir şey göremiyor. Oh oh Emrullah. Emrullah da Emrullah. Oh oh Emrullah. Emrullah da Emrullah. Emrullah? Emrullah. Nereye gittin Emrullah? Nereye gitti oğlum bu? Emrullah nereye gittin lan? Lan ne güzel troll yapıyorduk dostlarım. Nereye kaçtı bu Emrullah? 2 dakika şurada eğleniyorduk ya. Aaa Emrullah! Nereye gitti oğlum bu? Oğlum nereye gitti bu manyak? Daha demin buradaydı. Bir dakika, bir daha ses yapacağım. Neredesin Emrullah? Şimdi annemi çağırıyorum. Bekle. Ne oluyor lan, sesine ne olmuş bunun? Ne oluyor oğlum, bunun sesine ne olmuş? Annemi çağırıyorum dedi.